Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina ve kudvetina ve imamina Resulullah Muhammed ibn Abdullah el-Mustafa ve ala alihi ve ashabihi ve men velah. İbn Acibe aleyhirrahmanin Ahmed ibn Acibe'nin Hikmet-i-Tayyibe yazganın şartlarını okuyabımız. Allah uzun menfaatli kılsın. Ötken seferge hikmette, üçüncü hikmet idi. Sevabikul himem la tehriku esvaral akdar. İldem peşkadem ali himmetler kadernin korganlarını, divarlarını yarıp ötalmaydı, teşip ötalmaydı. Degen bir kaydana ettiler. Bu gaplardan kazava kadar Allah Teala bitkeniden özgermeydi. Kaza ve kader nime degen savalge ulamalar cevap verip bazıları kaosu bitti dedi. Vel kaderi hayrihi ve şerrihi. Bazı ulamalar ajratadı. Bazıları ajratadı, hususan eşariler. Kaza Allah Subhanahu ve Teala'nın bütün varlık ve ondaki barcha narsalar to'g'risidagi hukmi qarorini oldindan yozgani. Ya'ni o'sha borliqda nimalar sodir bo'lishini oldindan yozib qo'ygan. Masalan, palonchi palonchi yili tug'iladi, falon yili falon joy qulaydi, piston yili falon joy quriladi va hokazo. Qazo shu yozgani. Qadar bo'lsa, o'sha yozgan narsasi vaqti kelganda yozganidek amalga oshish. Maturidiy ulamolari aksincha aytishadi. Qadar deb bitilganini aytiladi. Ha? Wa indahu mafatihul ghayb la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratubin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Daradan bitta berk tüsse o şey Allah'ın ilminden halı bulmaydı. Ondan kiçkine işlerim, ondan kettesiyem hemen yazılgen. Hölü kuruk ve la ratbin ve la yabisin. Hölü kuruk hemen yazılgen. Kitab-ı Mubin'de, Levh-ül Mahfuz'da. La ya'zubu an rabbike mithqalu zerretin fil ardi ve la fis sema ve la asgaru min zalik ve la ekbaru illa fi kitabin mubin. Osmonlar u yerda Robbingizdan biror bir narsa chumolini bolasini og'iricha narsa ham chetda qolmaydi. Alloh taolodan chumolini bolasichalik narsa chetda qolmaydi. Hammasini bilib turadi. Undan kattasi bo'lsin, undan kichigi bo'lsin, hammasi o'sha ochiq oydin kitobda, mahfuz, Levhul Mahfuzda bitilgandir. Hammasi bor. Shu bitilganini qadar deydi. Qazo deb o'sha bitilgan narsa sodir bo'lishini aytiladi. O'tgangi ulamolar, subukiylar va hokazolar aytgan ta'rifni ayni o'zi-yu istiloh almashgan qazo va qadar. Birov qadar yozgani deydi, qazo tatbiqi deydi, yana boshqalar qadar yozilgani-yu qazo amalga oshishi deydi. Istilohda mushkula yo'q, la mushahata fil istiloh. İstilahda hiç kanaka maniyeliği yok. Haligen sözü koyuşuz mümkün. Lekin mana bir hıl. Mana şu ki Allah Ta'ala aldığından hemen nersen bilgen ve yazıp koygen. Ve hemen nersen Allah Ta'ala bilgenindek, yazgenindek böyle. Ben şunge itikad kılınsa bu. Endi şu yazgen nerselere kaza ve kader bularken sadır buluşu. Mesela palancı 80. yıl tuğulad digen bosa. 3 yıl tuğuluşu albatta tug'iladi u. 81 ga o'tib qolmaydi, 79 ga o'tib ketdim tug'ilib qolmaydi. Albatta o'sha aytgan vaqtda tug'iladi. Falonchi falon vaqtida vafot etadi degan bo'lsa, o'sha vaqtda vafot etadi, bir soniya oldinga keyinga surilmaydi. Hamma narsa ham xuddi shu. Qazo va qadarda ma'nosi nima desa, Alloh subhanahu va taoloning ilmiga va qudratiga iymondir. Asli Allohning ilmiga ve kudretiye bugün imandan kep çıkadı bu. Nima uchun qazo va qadarga iymon şart? Allah Ta'ala'nın ilmiga, kudretiye, adaletiye bugün iman cümlesinden bugün için.
Çünkü eğer ilah bütün varlığını yaratsa, insanlarını yaratsa, mahlukatı yaratsa, ne oluşunu ahırı bilmeytürse o aciz olur. Acizlik ilahlikini sakıt kılır. İlah bulamaydı aciz. Bildim deyip yazsa yu, yazgan neden başkası bu, başka şey yoksa, o hem acizlik ve cahillik. Bu hem nüksan, Allah Subhanehu ve Teala'nın şanlığı doğru kimiydi. Çünkü kazava kadar elbette buluş gerek. Elbette aldığından bitiriş gerek, elbette bitirgenliği buluş gerek. Bu mesela kainatını yaratı o çizat, ilimsiz, yayınki, kudretsiz, acizge aydan kalan. Buluşu mümkün mesela. Bizden talep kılıngeni o şenge iman. Yukarıdaki hikmette o şey kaza ve kaderde yazılgen derslerini hiç kendi sebep, ne maddi sebep, ne manevi sebep, ne zahiri sebep, ne batini sebep özgertirip koymasını ettiler. Bu yerde yine bitti bir işte meskeri bugün kaza ve kader babı da ettiler diyen bir de şu ki ilim sıfatıdan kep çıkadı kaza. Ya ki kadir. Yani o şu alnından bitip koyuşu Allah'ın ilim sıfatından kep çıkadı. Saval tuğuladı ilim keşf kılıcı kuvvet mi? Yani ki mecburlağıcı kuvvet mi? İlim keşf kılıcı kudret. Keşf kılıcı kuvvet. Keşf kılıcı sıfat. Mecburlağıcı sıfat imez. Mesela siz falan günü ay tutuladı degen haberini etseniz, o günü ay tutulsa siz etkeniniz için tutulgen bu muydu? Siz etmeniz de mi tutuladı o? Ağzından etkeniniz ilminizi ifade kılır. O şey ilim aynı tutuluşu yapı mıydı? Belki aynı tutuluşunuz ağzından bilgen bulası halas. O siz alimliğinizi görsetiş için halas. Siz etmeniz de mi o şey ay tutuladı? Siz et koygeniniz size alimliğinizi görsetir. Kız şimdi Allah-u Teala aldığından yazıp koygeni uzunun ilmini izhar kılışı için. Ve kudretini izhar kılışı için ki akıbette biledi. Hemeni biledi. Kim dozakı barıp toktaydı, kim cennetki barıp toktaydı, hemesini biledi. Ben de şimdi iman keltirişimiz bizden talep kılınken bu Allah Subhanehu ve Teala'nın kudretine, ilmine ve adaletine bugün iman hesaplanadı. Kazama kadar bugün iman. Bunun terbiyevi, manevi faydaları o da ki. Şimdi ötken seferki hikmette hani şu kaza ve kaderini Allah-u Teala bitip koygenler seni bir veli zatını yani ki bir yaman adam mı mesela gözü teyledigen ya ki sihir kıledigen adam mı manevi kuvveti buraya tesir kılsa icabi ya ki selbi. O şey kaza ve kaderden teşkarıda bu mesleğine etti. Kıskası şu idi ötken seferki hikmet. Şimdi bu seferki törtüncü hikmette o şunu tekazasıya göre etediler. Erih nefseke minet tedbir. Fema kâme bihi gayruk, gayruke ank, la tekum bihi ente li nefsik. İkinci hikmetten medyudu iradetuke tecrid. Tecrid ne isteşin? Sebeplerine koygen haleti de. Mahfî şehvetten durdu kendiler. Demek ki sebep hakkıda kiti yaptı. Kin sebab-ı kul himemde, üçüncü hikmette o şey sebepler kaza ve kaderine uzgartılı olmayıdı. Belki kaza ve kaderine tedbiğe hizmet kıladı değil. Şimdi şundayken, yani kaza ve kader Allah Ta'ala bitken diye bularken sebepler kaza ve kaderine bozup otuçmaz. Belki kaza ve kaderine emelge aşışıya hizmet kılarken. Şimdi ne kılış gerek desin? Şimdi dedik, arih nefseke minet tedbir. Tedbirini taşlayıp o zihni hatırlayacağım kul. O zihni tedbirden o zihni den bir. Tedbirini taşlayıp o zihni bir rahatını kesip kıl. Çünkü senin oranına başkası kırıp koygen işini o zihni uçun o zihni yine kılışın gereği yok. Sen uçun başkası senge bir işini koygen olsa sen uçun. O şey işini o zihni uçun yine kılışın gerekmez. Sen için beraber işini koyan olsa, o şey işini yani uzun için yani uzun kılama deyip oturma. Allah Teala yani senin tedbirini koyan, sen uzunu uzun tedbirini kılıyor, koyuyor demek için. Bu yerdeki tedbirini ben fesle etediler. قُلْتُ اَتَّدْبِيرُ فِي اللُّغَةِ هُوَ النَّظَرُ فِي الْاُمُورِ وَاَوَاخِرِهَا
وفي الاصطلاح هو كما قال الشيخ زروق تقدير شؤون يكون عليها أو تكون ما يكون في المستقبل مما يخاف ما بما بولشكريش مما يخاف أو يرجى بالحكم لا بالتفويض، فإن كان مع تفويض وهو أخروي فنية خير أو طبيعي فشهوة أو دنيوي فأمنية. Tedbir nima desa tedbir özü duburdan alingan. Dubur degani orqa degan. Tedbir bir narsani orqasini ko'rish, oqibatiga qarash degan. Shuning uchun aytadilarki, huwa an-nazaru fil umuri va awakhiriha. Ishlarga va ishlarning oqibatiga, oxiriga nazar solib o'sha narsani o'ylash, fikrlashni tedbir deydi. Demak, tedbirdan bu murod bu yerda jismoniy amal emas ekan, balki qalbiy amal ekan. Bizning tilimizda, o'zbek tilida tadbir deganda jismoniy amal tushunamiz. Tadbirni qilib qo'y desa, masalan, eshing sovuq kirayotgan bo'lsa, eshingni yopib qo'y degan bo'ladi. Yo, bu yerda tadbirni lug'aviy ma'nosini o'zi aytyaptiki, ishni oqibatini o'ylash. Endi istilohda nima? Istilohda nima desa, aytadilarki, Ahmad Zarruhni ta'rifini aytyapti. Taqdiru shu'unin تكون عليها في المستقبل مما يخاف أو يرجى بالحكم لا بالتفويض. تقدير برنسانة تخمين قلش برنسانة أولشب قيب شنو برأقبة أولش. تقدير شؤون تكون عليها يكون العبد عليها بولد يكون موسى تكون موسى سين بولسان ديك بولد كلاجكت أوزين استودا بولدين نرس إشلرنا taqdirini, taxminini, o'yini qilishing. Bu ishlar masalan mimma yuqof, bimamas, mimma yuqof, ya'ni shunday ishlarki oqibatdan qo'rqish mumkin, yomon bo'lishi mumkin degan ehtimolda, yoki biror manfaat kutilishi mumkin undan. Ya'ni manfaat yoki manfaat kutadiganing yoki bir xavfsiraganing biror ishlar bor kelajakda senga ro'para bo'ladigan. O'sha narsalarning ustida bosh qotirishing degan. Lekin la bil hukmi la bit tafyud. Bil hukmi jar majrur mutaalliq nimaga? Taqdirga. Taqdiru shu'unin bil hukm. Hukm bilan mashaqqa bo'ladi deb. Azm bilan. La bit tafyud. Xudoni o'ziga topshirmasdan. Ya'ni masalan, men shu narsani qilaman, albatta falon narsa bo'ladi deb bilish. Qisqasi shu. Soddaroq aytadigan bo'lsak, tadbir shu. Demak, bu yerda ham ta'rifdan bilamizki, bu yerda ham tadbirdan murod biz o'zbek tilidagi tadbir emas. Ya'ni zohiriy sabablarni qo'llash emas. Istilohdagi tadbirdan murod nima? Qalbdagi amal. U nima? Biror ishni oqibatini o'zicha qiyib bichib shunday bo'ladi deb qaror qilish. Alloh subhanahu va taologa topshirmasdan. Topshirsa tafyul bo'ladi. Tafviz degani Allohga topshirish. Bu yerda bil hukm deb taqdiru shu'un bil hukm. Ishlarni tadbirini qiladi, ya'ni o'yini qarorini qiladi. Hukm bilan, ya'ni aniq shunaqa bo'ladi deb. Men chiqib falon summani falon summaga u solaman, albatta faloncha foyda qiladi. Yoki falonchi falon kuni kelsa men uni yasayman, unda qilib qo'yaman men uni. Falonchiga men hali ko'rsatib qo'yaman uni. Yashamaydigan qilib qo'yaman biz bu shaharda, misol uchun. Ya'ni u yashamaydigan qilib qo'yaman deyotgan, masalan deylik, nomini yomon qilib bo'lishi mumkin yoki biror joyga qamab qo'yib bo'lishi mumkin yoki kaltak bilan bo'lishi mumkin yoki molini tortib olib bo'lishi mumkin, turli taqdir bilan sabab bilan bo'ladi. Ya'ni o'sha narsani qilsam u shaharda yashamay qoladi, aniq deyapti. Ya'ni u men shunday bir sababni keltiraman, natijasi albatta bo'ladi degan. Ammo natijani Allohga tashlasa u tadbir emas. Majozan tadbir deyilsa ham tadbir, bu yerdagi istilohda tadbir emas.
Bu istilahta bil hüküm la bit tafyiz diyken üçüncü. İstilahtaki tedbir yani hüküm bilen anı şunu kullan deyip hüküm kılıp etse o aşı tedbir bile. O şu arih nefseke minet tedbir degeni o zinge o zing bir aram bir. Tedbirini terk kılıp. Yani tedbirini kılaman deyip o zingini kıyneme degeni. Yani özünge aram bir, özünge bir dem bir, şunlar rahat bir degenden şunlar dedi ki tedbir kişiye aziyet beredi, bezotelik beredi. Meşakkat beredi, tedbir. Yani siz böyle sen kılaman, elbette bunda boladı deyip turu alışınız, sizi kıyneydi, elbette kıyneydi. Kılaman Allah haklasa boladı desiz, canınız aram olur. Şunu etmekçiler o kişi. Bir olur hemen öyle senmez. Bir olursam inşallah öyle deyiz gerek. Mesela. Çünkü aslı sebeplerini yaratış Allah subhanahu ve ta'ala'nın özüde halas. Sebebini sebep kıptırırsam Allah'da. Ot mesela pahtanı yandır yaptı. Otunun yanı uçulu giden mi? Pahtanı yanı uçulu giden mi? Aytiladi ki paxta moddasi palondaqa bo'lgani uchun o'tda palon quvvat bo'lgani uchun ikkalasi to'qnashganda paxta yonadi. Doimmi? Nimaga ayni paxta yonadi? Nimaga masalan tosh yonmaydi? Nimaga temir eriydi? Tosh yoriladi o'tda, erimaydi. Masalan. U moddalarning xususiyatidan deysiz, o'sha xususiyatni kim yaratgan? O'zini o'zi bo'lganmi? Yo'q, Alloh yaratgan shu. O'sha yaratganligi sababni sabab qilgan Alloh ekanini ko'rsatadi. O'tni paxtani kuydirish quvvatiga ega qilgan Alloh. Agar o't o'zini o'zida bo'lganda edi kuydirish, u hamma narsani kuydirishi mumkin edi balki. Nimanidir kuydirilmandir, kuydirmayotgani qaysidir moddalarni kuydirib, qaysidir moddalarni kuydirmayotgani dam ma'lumki, o'sha moddalardagi ma'lum xususiyatlarni o'tga moslab yoki o'tda o'tdan ta'sirlanadigan qilib yaratish xoliqning ishi. Mana shu qadar deyil. Inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar shu. Hamma narsani o'zini o'lchami bilan yaratganmiz. Yaratarkan, demak o'tni yonuvchi qilayotgan Alloh bo'ladi. Paxtani yonuvchi qilayotgan ham Alloh bo'ladi. O'tni yondiruvchi qilayotgan ham. Endi o'tda yondirish xususiyatini yaratgandan keyin paxtada yonuvchanlikni yaratyaptimi? Ha? O'sha yonuvchanlik bo'lmasa o't yondirolmayapti, o'tni toshni yondirolmagandek. To'g'rimi? Demak, sababni keltirib yonuvchanlik yondiruvchi yondiruvchilik sababini keltirgandan keyin uni natijasi yonish. Yonishni ham o'zi yaratyapti degan. Üçüncü sebep ne? Neticesi musabbeb deyiledi. Musabbeb ne hem sebep ne hem Allah'ın özü yaratıdı. Üçüncü Allah'ın musabbib deyiledi. Musabbib. Sebep ne? Sebep kılıcı. Yani neticeni kilitirici bir amel kılıç. Ve o şey neticeni kilitirici amel işke çüşken peyde. Neticeni hasıl kılıcı hem Allah'ın özü bulu. Musabbib deyip şuna itedi. Endi shunday ekan boshqa har bir harakatda ham har bir sodir bo'layotgan voqeada ham uning natijasini yaratish Alloh subhanahu va taoloning o'zidan ekan. Demak, natijani Allohga tashlash o'sha tafviz deyiladi. Masalan, suv ichasiz. Suvda chanqoqni qondirish xususiyati bor. To'g'rimi? O'sha xususiyatni Alloh bergan. Lekin sizda chanqoqni Alloh qoniqishni sizda yaratmasa, suv qondira olmaydi. Bir daryoni, bitta daryoni suvini ichib olsangiz ham qolmaysiz. Masalan, oddiy bir ba'zi bemorlikka uchragan odamlar ichadi, suv qolmaydi. Tarat yuguraveradi, qolmaydi. Oddiy bitta bemorlikda. Onu siz yani sahirden, ondan bundan diyorlarsınız. Demek suyun özgünün xüsusiyeti mesela kendi. Barbar.
u ichingizga kirgan paytida sizni ichingizda qoniqish hissini berayotgan Allohga. Shu qoniqish natija, musabbab. Suvni qondiruvchi xususiyatini yaratgan Alloh, ya'ni sababni yaratgan. U sabab ishga tushib siz ichgan paytingizda sizda qoniqish hissini yaratgan, musabbabni natijani yaratgan ham Alloh. Demak, suvni icharkanmiz qondiruvchi Allohdir, suv sababdir deb bilishimiz tafviz bo'ladi. Suv ichsam albatta qonaman, albatta qoniqish hosil bo'ladi desa, o'sha taqdir tadbir bo'ladi. Hukm bilan tadbir qilish bo'ladi o'sha. O'shuna qilmagin deyaptilar. Balki sen suvni ichaman, Alloh o'zi qondiradi deb bilgin. Bu biz mayda juziyatlarda ko'rsatamiz, bu narsaning misolini katta narsalarda ham shu. Balonchi bolamni o'qishga beraman, albatta olim bo'ladi. Bo'lmaydi. Beraman, ustoz o'qitadi, inshaalloh Alloh nasib qilsa bo'ladi. To'g'risi ham shu. Chunki ko'ramiz, masalan, menga ba'zilar aytgan, men shu odamga degan o'zini yaqiniga. Shu odamga men sarflagan 10 yil harakat qildim ahli ilm bo'lishi uchun. Agar bunga qilgan harakatimni bitta madrasaga qilsam, madrasa olim bo'lardi dedi. Lekin bu bo'lmadi dedi. Hamma sharoitni qilgan. Endi talab ilm bo'lgan, pul topmaydigan qilib, hamma yog'ini muhayyo qilib, xizmatini hamma yog'ini döndürüp, o'qiydigan joylarini ham gaplashib, ustozlarga ham borib, hamma yerda qilib qo'ygan, lekin bo'lmagan. Unga qilgan tadbirini agar jamoaga qilsa, o'sha jamoa o'z sarflangan pulga qilingan harakatga bitta jamoa olim bo'lishi mumkin. Lekin o'sha bitta odam bo'lmagan. Demak, shunday qilsam bo'ladi deyish mana shu xato. Qilasiz, sababni keltirasiz, natijani Allohni o'ziga tashlaysiz. Alloh xohlamasa bo'lmaydi. Xohlasa bo'ladi, inshaalloh bo'lsin deb iltijo qilib turasiz. Shuning uchun ko'pincha ahli ilmlarning farzandlari olim bo'lmay qolishiga sabab ko'pincha shu xotirjamlik bo'ladi. Olim bo'lsa olim bo'ladi degan. Omi bir dehqon, oddiy bir cho'pon odamlarni bolalardan olim chiqishiga sabab u Allohga tashlagan bo'ladi. Allohdan yolvorib so'ragan bo'ladi. Boy odamlarni ham ko'pincha bolalardan chiqmasligiga sabab pulini berib qo'ydim, döndirib qo'ydim, sharoitda bo'ladi deb o'ylaydi. Allohga tashlamaydi. Men döndirib qo'yibman deb o'ylaydi. Sababni döndirib qo'ydim deydi. O'qish uchun sharoit bo'lsa shuncha bo'ladi deydi. Men aytganini qilib berdim. Deydi, bo'ladi deb o'ylaydi. Bo'lmaydi o'sha. U sababni keltirib, sabab hech narsaga yaramaydi. Men faqat menga buyurilgani uchun keltiryapman bu sababni. Alloh taolo shunga bog'lagani uchun musabbabni men keltiraman. Ya'ni o'tni yoqaman paxtani yondirish uchun, masalan. Paxtani o'tdan ta'sirlanadigan qilgani uchun yoqaman. O't kuydiruvchi bo'lgani uchun emas. Balki buni Alloh taolo shunday yaratgani uchun. Yoqaman, Alloh taolo izn bersa inshaalloh paxta kuysa ajr emas deysiz. Xuddi shu qabilda aytish kerakki, men bolamni berdim olimga, qo'limdan kelgan hamma harakatni qilaman, ish qilib Alloh bersin deb turasiz, intizorda turasiz. Ana shunda Alloh taolo beradi. Kimiki agar sababga tayansa, sababni o'ziga tashab qo'yiladi. Sababni ham odatiy natijasi bo'lishi mumkin, ma'lum darajada, lekin ko'pincha baraka topmaydi, samara bermaydi. Endi sababni sababligi takrordan kelib chiqadi. Takrordan biz uni sababligini bilamiz. Masalan, o't doim qog'ozga tutilgan paytda qog'oz yonadi, doim. Takror. Necha marta o'tga qog'ozni tutsangiz yonaveradi. Shundan biz uni sababligini bilamiz. Goho Alloh taolo o'sha sababni olib qo'yadi. Masalan, er bilan xotin qo'shilsa bola bo'ladi odatda. Goho o'sha er bilan xotin qo'shiladi, ikkalasi ham sog'lom, farzand bo'lmaydi. Biz o'zbeklarda yulduzni o'zga tushmadi deb qo'yadi. U o'zi asli qadar bo'lmagan bo'ladi. Sabab topilgan, ammo natijani Alloh bermayotgan bo'ladi. Ba'zan 8 yil ko'rmasdan 9-chi yil ko'radi. 8 yildan beri o'sha xotin, o'sha er. Lekin o'sha sabab bor, ammo natijani Alloh taolo kechiktirgan bo'ladi. Agar sababni o'zidan quvvat bo'lganda birinchi aloqadan bola bo'lib ketardi, 9 oyda tug'ardi. Ko'pincha o'sha musabbabni Alloh taolo kechiktiradi yoki
umumən keltirməkdir. Ta ki, bəndələr bilsin ki, səbəblərinə təsiri Allahdan ikənini uqturuş üçün, vaqiyyədə isbatlaş üçün. Amma bunu ahyan-ahyan da qələdi ki, çünki kainatını Allah səbəbiyyət qanunu gibi üstüye qurgan. Çünki səbəb təkrarlənsə yine səbəbliyə sabit bolar. Onun üçün o təkrarlanıb türen daim. Təkrarlanğanı üçün biz gözümüzdə daim yağmur yağıb su düşkəndən ki, ot ungani üçün quvvat sudan bolib görünüb qalar. Təkrarlanğanı da. Əslində hər birinə alahida qudrat Allah Taala özü tərəfindən alahida tədbir işləyərkən bolur. Mana bu haqiqatı bilgən kişi səbəbini gətirərkən, məsələn, oğlunu ustazga verərkən, ya ki özü bir savdaya qol vurarkən, ya ki bir darını içərkən, yoyinki bir ishni tadbirini qilarkan sababini keltiradi go'yon guguncha qanday o'tni yoqish uchun, ammo natijani yonishni Allohning o'ziga topshiradi. Bolasini beradi, olim bo'lishini Allohdan kutadi. Savdoni qiladi, natijani Allohning o'ziga topshiradi. Men albatta shunday qildim, albatta shunday bo'ladi demaydi. Men qildim, sababini keltirdim, natija Allohdan deydi. Bu nima taqozo qiladi bu? Nimadan kelib chiqyapti bu? Allohu xaliqu kulli şey. Har bir narsani yaratuvchisi Allohdir degan qoidani tatbiq uchun. Biz nima uchun shunday e'tiqod qilishimiz kerak? Ana shu iymonni saqlash uchun. La havla va la quvvata illa billah. Quvvat yo'q va harakat yo'q birorta. Birorta ta'sir yo'q Alloh subhanahu va taolodan tashqari. Alloh taolaning o'zidangina keladi quvvat va ta'sir faqat degan ma'noni bildiradi. La havla va la quvvata illa billah. O'sha iymon biz shunday e'tiqod qilishimiz taqozo qiladi. U voqeada o'zi shu o'zi. Ahyon-ahyonda Alloh taolo buni isbotlab turadi. Hatto nimada Rossiyada bir jonlantirish xonasida yotgan ikkita bemorni sinab ko'rishganda aytishadiki, tashxislar bir xil, tananing holati ham bir xil, doriga reaksiyasi ham bir xil va qilinadigan o'sha muolajalar ham bir xil. Bittasi jonlantirish xonasidan sog'ayib chiqib ketdi, ikkinchisi vafot etdi. Bu yerda tashqi kuch u yerda omil bo'lyapti. U ham bo'lsa Alloh subhanahu va taoloning taqdiri. O'zimiz har doim ko'ramiz uni. Shuncha aytiladiki, dori ichadi, shifo bo'lmaydi. Ajal kelgani uchun. Dori ichadi, shifo bo'ladi, ajal kelmagani uchun. Ana shu Alloh subhanahu va taoloning xoliqligi, yaratuvchiligi, yudabbirul amr, butun ishni boshqaruvchi ekanidan. Shunga bo'lgan iymon kishiga rohat beradi. Bir ishni qilasiz, o'xshamay qolsa, nimaga buni qilmay qoldi deb o'zingizni o'zingiz urintirmaysiz. Alloh xohlamabdi bo'lmadi deysiz. Shuncha mehnatim habada bo'ldim demaysiz. Alloh buyurganini qildim, natija o'zidan deysiz. Bu ham qalbga rohat beradi, asabga xotirjamlik beradi, tanaga sog'lik, aqlga vazminlik va to'g'ri yo'lni beradi. Shuningdek, insonning tasarruflarini muvozanatga keltiradi. Shuning uchun arih nafsaka minat tadbir. Tadbirni qo'yib o'zingga bir rohat ber. Nima uchun desa, fama qoma bihi g'ayruka anka, boshqasi sen uchun qilib qo'ygan ishni o'zing qilib o'tirma. Ya'ni o'sha natijani boshqasi sendan boshqa, ya'ni Allohning o'zi qiladi. Uni o'zim qilaman deb urinma. O'sha natijani tadbirini oldindan hukmini Alloh qilib qo'ygan. U hukmni sen qilib o'tirma. Endi bu kishi aytadilarki, agar tafviz bilan bo'lsa, uxraviy bo'lsa, o'sha taqdir. Yaxshilikni niyat qilish deymiz. Tabiiy bo'lsa, inson tabiatdan kelib chiqqan bo'lsa, shahvat istak deymiz. Dunyoviy, ya'ni dunyoviy biror manfaat uchun bo'lsa, uni orzu deymiz, dedilar. Endi faqtodo kalamuhu Ibn Ajib aytibdilarki, shu bu yergacha men gaplarimni naqa qildi Ahmad Zarruq. Endi Ahmad Zarruqning bu gaplari tadbirni uch qism qilib bo'lishni taqozo qiladi. Qismun mazmum, au qismin mazmum va qismin matlub va qismin mubah. Birinchi qism yomonlangan qism bo'ladi, ikkinchisi talab qilingan, uchinchisi mubah ruxsat berilgan qism bo'ladi.
Femmel kısmul mezmum. Yamanlangan kısmının kaysa, yani tedbirini üçge bölü yaptılar. Hı? Üçge bölüngen bölü yaptı. Birincisi yamanlangan. O ne dese fehuvel lezi yashabuhul cezmu ve tasmim. Sebe'un kâne diniyen ev dünyaviyen lima fihi min qilletil edeb ve ma yeteaccaluhu li nefsihi min etta'ab. اِذْ مَا قَامَ بِهِ الْحَيُّ الْقَيُّومُ عَنْكَ لَا تَقُومُ بِهِ أَنْتَ عَنْ نَفْسِكَ. Aytadılar ki, birincisi yomonlangan qaysi desa, tadbirni, ya'ni tadbir nima? Qalbni ishi. Bir ish, bir sababni keltirib, bir ishni qilib, oqibati, natijasini bundoq bo'ladi deb aniq hukm qilish. O'sha tadbirni bu yerda umumiy qilib aytibdilar-da, fa huval ladzi zamara, u shunday tadbirki, har qanday o'y emas. Belki şunday tadbirki unda jazm bo'ladi. Tasmim ya'ni aniq qat'iy qaror bo'ladi. Mahkam tasmimda mahkam turib olishni aytadi bir narsaga. U diniy ish bo'lsin, dunyoviy ish bo'lsin. Ya'ni masalan siz kerakat namoz o'qidingmi? Albatta bunga to'tta daraxt bor jannat. La havla va la quvvata illa billah deb aytdingmi? Albatta hozir bitta daraxt ekildi. Masjid qurdingmi? Albatta jannatda menga qasr qurilib bo'ldi. Deb qaror qilishingiz albatta shunday bo'ladi deyishingiz mana shu qaytarilgan. U diniy bo'lsin, dunyoviy bo'lsin. Yoki dunyoviy bo'lsin, masalan, albatta men shu ishni qildimmi, bolam olim bo'ladi. Albatta men shu sarmoyani soldimmi, boyib ketaman. Albatta shu qarzni oldimmi, ishlarim yurishib ketadi. Deb aniq bir yoki men suvni ichdimmi, chanqog'im albatta qoladi. Deb qat'iy qaror qilish mana shu qaytarilgan. Dini bo'lsin, dunyoviy bo'lsin. Ha amalingizga oladigan oxiratdagi savobingiz bo'lsin. Ha dunyoni o'zida. Shuningdek, bu din xizmatida yurgan kishilarga ham buni bilishlari kerakki, men falonchini o'qitib qo'ysam albatta bo'ladi, yoki falon malizani qo'ysam hamma istiqbol bo'lib ketadi. Yo'q, unaqa emas. Men 15 ming gapiraman, hamma o'zgaradi. Yo'q. Men gapiraman, Alloh taolo o'zi bu kishilarning qalbiga yetkazsa, ta'sir bersa, ular o'zgarsa, ajab emas. Allohdan shuni so'rayman. Yo'q, shuni deyish kerak. Men bitta ma'viza qilaman, hali hammani o'zgartirib yuboraman, yo'q. Biror kishi o'zgarmasligi mumkin. Siz bir soat yig'lab gapirishingiz mumkin. Osmonopar gaplar gapirishingiz mumkin. Haqiqatda insonning aqli ojiz qoladigan darajadagi tahlillarni berishingiz mumkin. Ammo Alloh hidoyat bermasa foydasi yo'q. Payg'ambarning yonida yurib ham hidoyat topmaganlar bor, o'zini xotini ham hidoyat topmagan Nuh alayhissalom. O'zini o'g'li kofir ketdi Nuh alayhissalom. Agar u kishi ikkinchi odam deyiladi. Agar risolatni yetkazish bo'lsa, Nuh alayhissalom sal yetkazish bo'ladi. Risolatni yetishini o'zidan hidoyat bo'lsa, albatta o'g'li bilan xotin hidoyat topish kerak edi, o'kishini topmadi. Aksincha, bir begona uzoqdagi odamlar hidoyat topadi ko'pincha. Demak, o'sha sabab keltirilishi bilan albatta natija bo'ladi demas kerak. Bu diniy deb ta'kidlab qo'yayotganlari o'sha din xizmatida yurgan kishilar ham buni o'ta daqiq bilishlari kerak. Shuningdek, masalan, gapirsangiz ta'sir qilmadi. Yoki ta'lim bersangiz odam bo'lmadi birov. Achinmaslik kerak. Ya'ni men shuncha ishim habada bo'ldi, shuncha mehnatim demaslik kerak. Achinasiz endi shu odamni odam bo'lmaganiga. Lekin siz o'zingizni zoya bo'ldi demas, yo'q. Men qo'limdan kelganini qildim, yo'q Allohdan deysiz. Nimaga bo'lmadi demaysiz, yo'q. Men aytdim xolos. Yoki o'qitdim xolos. Bu yo'q Allohdan. Shuncha diniy bo'lsin, dunyoviy bo'lsin. Albatta shunday bo'ladi deb bilish, ana shunday jazm paydo bo'lsa, taqdirda, ya'ni kishi taxmin qilayotgan paytda bir narsani bichib o'lchayotgan paytda shunday qalbidan o'tsa, aniq shunday qaror. Mana shundan qaytarilgan. Yomon tadbir shu. Nima uchun desa, lima fihi min qillatil adab. Chunki bunda Alloh subhanahu va taologa nisbatan beadoblik bor. To'g'ri sababga Alloh musabbabi bog'lab qo'ygan, lekin Allohning qudratiga tayanadi u. Uni siz Allohning qudratidan ajratib, men qudratim bilan bo'ladi deysiz, to'g'ri bo'ladi. Bu odobdan chiqishdir. Umma yata'ajjaluhu li nafsihi min at-ta'ab. Nima uchun? Birinchidan beodoblik bor, ikkinchidan o'zini o'zi o'sha natijani tezroq kelishiga shoshtirib, o'zini o'zi qiynash bor. Nimaga o'zini qiynash deymiz desa, izma qoma bihi al-hayyul qayyum anka la taqumu bihi anta an nafsi. Chunki sen uchun seni haqingda hayyul al hayyul qayyum bo'lgan hay tirik. Qayyum degani
başkalarının işini tedbirini kılıcı. Bütün kayyumu semavati vel ardı, yeru asmanın tedbirini kılıcı. Yeru asmanın tedbirini kılıcı Allah subhanahu ve teala senin işini kılıcı. O şey kararını Allah bir bugün. Sen falan işte kılasan neticesini Allah bir bugün. Allah senin için kılıcı derseki o ziyini kıyneşin buladı bu. O şun için mezmun. İki cihetten yamanla yaptı. Birincisi Allah subhanahu ve teala'ya nispeten bir adablik cihetinden. İkincisi Allah Teala biti bugün derse ki kuddu ki kararı çıkıp bugün derse ki kaytetten o zihni kararını verip o zihni uzun çerçeveçecek. Şu cihetten bu maktanmaydı bu tedbir. Ve galibu ma tudebbiruhu li nefsik la tusaiduhu riyahul akdar. Kupunca o zihni uçun kılgen tedbirine kader şamalları kulay kelmeydi. Kime? Şamal yakarab yürüdü. Şamal kime yakarabmaz? Sen kemesen. Kader bu şamal o. Şamal kan da ise keme şunda yürüdü. Kader yazılgandan çıkmaydı. Sen köpünce o şunçun riyahul akdardır. Kader şamalları köpünce kulay kelmeydi. O ziyini kıyan tedbirliğine. Degenleri şu. Özümüzden bunu öyle kuyruyduğum olsaydı köpünce tedbirimiz okşamaydı. Lekin Allah subhanahu ve teala bendeki hayrını bitirdi. Ozu bilmeden tamamdır. Özümüzde biz yakşılığı da böyle gelmemiz. Köpünce yakşılığı bilmeden kalışı mümkün. Allah yakşısını bitirdi. Ve ta'kubuhu l-humumu ve l-akdar. Birinciden seni ayetkenliği bu muydu? Arkasından teşviş ve keder. Yani kümül hıralikler kirledi. Sen ozun falan narsa buladın. Mesela falan buldu tikemen falan narsa okşaydı diysen. Tikesen okşamaydı. Dikkat olasın. Adamlar şundan keselip gitti. Oşandan cenceller çıkardı. Ben şuna kadar kuruldum. Kalk etti bu benim hareketim dedi. Oşandan asabileşerdi. Cenceller çıkardı. Uluş, köylü kılaylar buladı. Ben şu taşvişler de hemesi. Neden? Sen tedbirini, Allah kıyan tedbirini o ziyin zimmenge ageninden. Allah Teala kıyan takdir barıdı. Oşanı sen uzun kılaman deyip o ziyini kıyana geninden. Bunun için de ayetkenliğin bu muydu? İkinciden ayetkenin kıyama geninden sende köylü kılaylıklar ve gam taşvişler toplanıp kalır. ولذلك قال احمد بن مسروق احمد بن مسروق اتكنكلر كشنين үчүн من ترك التدبير فهو في راحه كم تدبيرни тарк кылса рахатта болот бу өзүбүз көп синаси болот бу сен таблет кечиясыз кесалыңызга илоим аллах шифа кылсын шифа болмаса энди аллахтын тақдири экен деп койсоңуз осон болот немеге болмайт десеңиз факат диккат боласыз халас кесалды зыяда кылсыз. Men taraka tedbir fe huwa fi raha degan. Kim tedbirini tark qilsa, ya'ni o'ziga o'zi taqdir chizishni tark qilsa, u rohatda qoladi. Va qala Sahl ibn Abdullah, zaru at-tadbir va al-ikhtiyor inna fa innahuma yukaddirani ala an-nas aishahum. Sahl ibn Abdullah tusari aytgan ekanlarki, tedbirni va ixtiyorni tashlang. Chunki bu tedbir va ixtiyor kishilarga hayotlarini xira qiladi, g'ash qiladi. Bu degani yotib oling degani emas. Tushunyapmiz-a? Banda a'zolari bilan qiladigan narsalar tadbir deyilmaydi bu istilohda. Ular sabablarga yuzlanish. U buyurilgan. Ammo natijasini taxmin qilish va natijasini belgilash mana shu tadbir. Ana shuni tark qiling. Natijasini belgilash. Siz kutasiz masalan 10 ming tiksam 11 ming bo'lar ekan deb kutasiz. Lekin aniq 11 ming bo'ladi demaysiz. Inshaalloh bo'ladi, Alloh taolo bitsa deb turasiz. Mana shu sizga rohat beradi. Aniq 11 ming bo'ladi desangiz, 10900 bo'lsa diqqat qilib qolasiz. Odamlar shuncha deblarki, ixtiyorni va tadbirni, ya'ni o'shunaqa o'zingga o'zing natija bitishni tark qil. Mana shu o'ziga o'zi natija bitish va o'ziga o'zi natijani ixtiyor qilish kishilarni hayotini xira qiladi, kudratli qiladi shu. Asli istixora ham xuddi mana shu nuqtadan kelib chiqadi. Alloh subhanahu va taoloni o'ziga tashlashdan kelib chiqadi natija. Fa innaka ta'lam va la a'lam va taqdir va la aqdir. Bilasan, men bilmayman, sen qadar qilasan, men qilolmayman degan. Va qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam innalloha ja'ala ar-ruha war-raha fir-rida wal-yaqin. Alloh subhanahu va taolo ruh bu huzur. Huzur ve rahatını
razılık ve yakinge koyup koygen. Razılık Allah subhanahu ve ta'ala'nın kaderine razı buluş. Yakin bu Allah subhanahu ve ta'ala'nın aytkeni ve bilgeninden başka narsa bulması diye anık işlenmiş. Allah'ın biçkeninden başka narsa bulması diye anık işlenmiş. Bu yakin. Yakinden murad bu yerde. Rıza o şu biçkenine razı buluş. Çünkü razı olmazsa adamlar şeklini özgertir yaptı. Adamlar çünkü razı olmazsa köpler tedbirler kıpkör yaptı, özellikle çareler. Lekin köpünce kudurette, kıraçliği de, dikkatçliği de yaşayıp öte düşürler ki. Ama rahat ve huzur razı buluşdadır ve yakindadır dediler. وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه لا تختر من أمرك شيئا واختر أن لا تختار وفر من ذلك المختار ومن فرارك ومن كل شيء إلى الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار بو قضاء وقدر تسليم بولش قائد سنك يبتلد أعتد لك أوزينك أوزين برئيشين النتيجة سنة اختيار قلمة بلكي İhtiyar kılmaslikini ihtiyar kıl. Ve ana şu ihtiyar kılınganından hem, yani sen ihtiyar kılmaslikini ihtiyar kıldın ya, şu ihtiyarından hem. Kaç. İhtiyar kılma özünge. İhtiyar kılmaslikini ihtiyar kıl. Şu ihtiyar kılmaslikini kılgan ihtiyarından hem özün kaç. Ve mana şu kaçışından hem Allah'a kaç. Yani ben ihtiyarımı Allah'a tapşırdım deyip şu bilen hem hatırcam bulup, yani sen katı iş kılınca böyle mi? Yok. O şey ihtiyarından hem kaç. Yani ihtiyarından hem Allah'a kaç. Yani o zihne ihtiyar kılgen bu sen, o şey amelinge teyemme. İhtiyar kıldın mı zor olad değil mi? Yani Allah Ta'ala'nın ihtiyarına tapşırdın mı? Hemmesi zor olad değil mi? Allah ozu bilen değil mi? Yani Allah'a kaç olur. Allah'a kaç yapma hemmesi zor olad değil mi? Allah'a kaçışın nelem kaç, Allah'a özüge. Yani yalnız Allah subhanahu ve ta'ala'nın özüge tapışır hemen her şey. Köpünce kişiler şundan yaman netice görür. Mesela adamın hizmet kıldın mı? Elbette balan bahsliye buladı. Diyor ki balan beni hizmet kıladı diye buyurdu. Galiba şun diye buladı. Lekin o Allah Ta'ala bitse buladı da gâhı da bulmuyor kaladı ki. Mesela biz görürken biz ata anasının hizmetini hayırletken kişilerini balları otasini hurmat qilganmas o'shunaqa. Ota-onasiga behurmatchilik qilganlarni bolalari ularni behurmat qilganlari ham bor. Ammo hurmat qilib ota-onasiga silay rahim qilib ularga xizmat qilganlarni farzandlari ularga xizmat qilgani ham bor. Ammo u ora-orada o'sha ota-onasiga katta xizmat qilgan kishilarni avlodi otasiga shunday qilmaydi. O'ziga shunday qilmaydi. Ba'zan kishi men shu xizmatni qildimmi albatta menga zo'r natija keladi deb qoladi. Yo'q. Aşağı Allah Ta'ala uçunakı uzge tayini koyan payette bendeye sınav veredik. Çünkü neticeni Allah'ın uzge teşekin. Uzge neticeni ihtiyar kılma. Şimdi o şey ihtiyar kılmadın mı? İhtiyar kılmadın mı? Şimdi hemen zor olaydı değil mi? O şey ihtiyar kılmadığından kaç. Yani uzge amelinde tayinişten kaç. Şimdi kaçtı mı? Zor bu olaydı değil mi berber yani? Kaçkeninden hem Allah'a kaç. Yani yalnız Allah subhanahu wa ta'ala'nın uzige tapşır hemen nersen. Ve Rabbuke yehluku ma yeşe'u ve yehtar. Bu ayet-i kerimeden iktibas. Rabbin uzu yaratadı. Uzu ihtiyar kıladı. Ma kâne lehumul khiyara. Ayet devamı. Onlarda ihtiyar yok. Yine etkene keller ki in kâne ve la budde minet tedbir fedebbir en la tudebbir. Eğer şuna kadar özünge özün tedbir kılıp, ölçem kılıp, bir neseni biç, neticeni biç kerek bo'lsa tadbirdan qocholmasang tadbir qilmaslikka tadbir qil. Ya'ni o'shunaqa o'lcham bichim qilmaslikka o'zingni majburla, shuni o'lchab shuni bichgin. Va qila man lam yudabbir dubbirala. Kimiki o'zi o'ziga o'zi tadbir qilmasa unga tadbir qilib beriladi. Ya'ni kimiki Alloh taoloni o'ziga tashlasa Alloh taolo uni ishini chiroyli qiladi degan. Va qala shayxu shuyuxina sayyidi Ali عمراني يعني رضي الله عنه من أوصاف الولي الكامل ألا يكون محتاجا إلا إلى الحال الذي يقيمه مولاه في الوقت أتينا كاللركي كامل ولينين
sıfatlarından biri şu ki, o Allah Subhanahu ve Taala onun mevlası bugün. Allah Subhanahu ve Taala her bir vakitte onu kaysa halatke koysa, oşenden başka nesilge muhtaç bulmaydı. Özde ihtiyaç sezmeydi. Allah benden kaysa halatke koygen bulsa, oşen halatten başka nesilge o düşünü istemeydi. Şu, yani tuğla teslim buladı, bağrını teslim kıladı. Şu kamil velini sıfatlerden durdu. Yani ma lehu muradun illa ma yabruzu min unsuril kudra. Yani onu, o adamını, kamil velini, özüde birer de bir irade kılış, bir nesilini isteş bulmaydı. Kudret, kolu tamamından cari kılıngan nerseden başka. Ya buruz diyene, ya zuhur, ya zahar diyene. فَكَلَامُ هَا اُولَٰئِ السَّادَاتِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا اِذَا كَانَ بِالنَّفْسِ مَعَ الْجَزْمِ وَأَمَّا مَا كَانَ مَعَ التَّفْوِيضِ فَلَيْسَ بِمَذْمُومٍ مَا لَمْ يَطُرْ İndi etediler ki, bana bu ulemalarına etken gepleri yukarıdaki tedbirini teşle, tedbir kıma, tedbir kımasın senge tedbir kıbirledi, tedbir kımasın bu medyon olsa tedbir kımasın ki tedbir kıl. O hakkaza diyen tedbir, tedbir diyen sözlerine hammesi, cezim bilen bugende, kişi uzu uzu bilen cezim kıyan payitteki tedbirleri, yani ölçemleri ve tahmilleri etli yaptı. Uzu çakıl yani. Ama tafviz bilen bu seçi, Allah'a tafsir seçi. Mesela, balamı okutamayın inşallah alım burada, Allah uzu alım kıladı. Ben pul dikemen inşallah Allah bunge fayda veredi. Ben su içemen inşallah Allah bunge kanıkış veredi. Biz bana ne demek ki Bismillah diyemiz o şey su içeken peyde Allah'ın ismiyemiz. Allah'ın ismi bilen içemiz ki o şeyine sebep kılığıca Allah ikenini isteşecek. Yani her bir amelimizin Allah'ın ismiyle bağlayemiz ki amelimizin neticesi Allah'ın kolunda bu genç. Eğer şuna kadar tafviz bilen bu ise feleyse bimezmum bu yamanlanmaydı. Yani o şey bundak boladı, bundak kısam. Bundak kısam, bundak boladı degen tedbir ne? Neticesi Allah'a tapşırılgan halette tahmin kılınsa, takdir kılınsa bu yamanlan gelmez. Bu caiz. Mâlem yatul deyip koydular çözülmese, yani uzun arzular kılmaz. Uzun arzular kılmazsa bunu hiç kanaka yamanlan ediyen cahiy yok. Şimdi ve ammel kısmul matlub. Şimdi tedbirinin üçün ikinci kısmı var. O talep kılıngan kısmı. Yani üçte kısım dediler. Ahmet Zarruhtu Gapı'dan getirip. فَهُوَ تَدْبِيرُ مَا كُلِّفْتَ بِهِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ وَمَا نُدِبْتَ اِلَيْهِ مِنَ الطَّاعَاتِ مَعَ تَفْوِيضِ الْمَشِيئَةِ وَالنَّظَرِ اِلَى الْقُدْرَةِ وَهَذَا يُسَمَّ النِّيَّةَ الصَّالِحَةِ İndi eğer talep kılıngan kısmı kaysa tedbirini desin o sen buyurulgan vacib ameller ve senden talep kılıngan taatler var. Mana şu narsalarını tedbirini kılışın, o şu narsalarının neticesini kütüşün. Yani kütüşündür Allah'ını ihtiyarıya tapşırgan ve kudretliye nazar salgan halde. Yani Allah'ın kudretliye teyengen halde. Yani mesela ben talim veremem inşallah karı bulasın. Ben inşallah vaaz kılamen kişileri ıslah bulan. İnşallah. Mene talep kılın ya mesela münkerini kaytarış. Ben hazır şunu bir yapıramen ki şu yerde otururlar kayıt ve arakış mı diyor kolladı mesela yok. Benden Allah Ta'ala kaytarışını talep kılın yani işkiliyden. Ben işkiliyden kaytaramen Allah tevfik verirse inşallah bunlar hemen tuhtuyor şu bile. Yani bana şu Allah'ını inşallah Allah'ın ihtiyarına tapşırıp durup ve Allah'ın kudreti bilen bunlar işkiliyden tuhtuyor deyip durup. Buyurulgan nahi münkerge kul oruçluk. Nahi münkerini kılıyken payıttı. İnşallah bunların tuhtaşını Allah'ın ihtiyarı ve kudreti taşıyken halde tahmin, takdir kılış şu talep kılıyken. Bu ne deyilediyse? Bu salih niyet deyiledi. Yakşı niyet deyiledi şu. Demek salih amellerini kılıştı kılıp o şey amellerinin neticesini Allah'a taşıyken halde o şey amelden yakşılık kütüş bu ham tedbir. Yaxşı netice kütüş. Mene şu talep kılıngan tedbir. Bu yaxşı niyet degen. Ve kad kâle aleyhi salatu vesselam niyetul mu'mini khayru min ameli. Nebi aleyhi salatu vesselam mu'minin niyeti amelden yaxşıdır degenler. Demek şu yerde niyet amelden yaxşı buluyor. Nahi münkerden, o şu nahi münkerden kütüledigen neticeni közleş Allah'ın ihtiyarı getirdiğin halde.
nehi münker de uzdan afzal bol yaptı. Yani ki amr-ı marufdan afzal bol yaptı. Nemege dese bu yerde Allah'ın marifeti var. Uşun için. Allah'ın marifetinden kip çıkkanı uçun bitti vecihı şu. İkincisi bende niyet kılsa niyet insanını himmetinden kip çıkardı. Ama amel bendeni kudretinden kip çıkardı. Kudret çekilenin kalışı mümkün. Niyetim çekilenken, lakin niyet himmetke kadeydi. Amel kudretke kadeydi. Himmet belen buluşu bu marifetten ve Allah Ta'ala'ya bugün talpınıştan bulan. Çünkü niyet o çünkü efzal bulan. Niyet himmetten kip çıkan. Bu kişi o niyetini bu yerdeki yakşilik, amelden yakşiliği vacihini marifetke bağlı yaptılar. Yani ben de amel kutturup amelinin neticesini Allah'dan kütüşü şu yaxşı niyetdir. O şu amel özüden o şu neticeni Allah'dan kütüşü afzalroq. Demoqchilar. وقال ايضا حاكيا عن الله سبحانه وتعالى اذا هم عبدي بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه كامله. Yana aytganlar ki Allah subhanahu ve taala'dan hikaye qilib agar bandam deydi Allah bir yaxshilikni qilishga qasd qilsa va uni qilolmasa unga bitta to'la yaxshilik savobi yoziladi. Bu yerda ham qasd qilishini o'ziga yozilyapti. Wa hada mafhumu shaykh fama qama bihi ghayruka iz mafhumuhu inma lam yaqum bihi ank wa huwa at-ta'a la yadurruka tadbiruhu. Mana shu shaykhning İbn Atallah'ın فَمَا قَامَ بِهِ غَيْرُكَ degen geplerini düşüncesi, manası şu. Çünkü اِذْ مَفْهُومُهُ اِنَّ مَا لَمْ يَقُمْ بِهِ عَنْكَ. Yani başka senin için koygen nerseni, yani Allah Ta'ala senin tedbirini koygen bosa, takdirini koygen bosa, senin için başka koygen, başka yani Allah Ta'ala koygen nerseni, sen yani özün için kılaman deyip oturma dediler. Bundan düşünüledi ki sen uchun qilmagan bo'lsa, unda qilishing kerak degani shunda. Sen uchun qilib qo'ygan bo'lsa, qilma deyaptilarmi? Demak, qilmagan bo'lsa qil degani. Sen uchun qilmagan bo'lsa qil deganlarida nima u sen uchun qilmagani desa, u to'at u. To'atni seni o'zingni qilishingga topshirgan. O'shuning uchun sen uchun qilib qo'ygan natija u. Yoki natijadagi natijani taqdir qilgan. Uni sen qilib o'tirma. Ammo sen uchun qilmagani bor. Seni nomingdan, seni o'rningga qilib qo'ymagani bor. O nima u? Itoat u. Uni qilishing kerak. Uni qilishdan qaytarilmaydi, balki uni qilishing lozim bo'ladi. Fa la yadurruka tadbiruhu, ya'ni o'sha narsani tadbir qilib keltirishing senga zarar keltirmaydi. Va lizalika qala Ibrohim al-Khawwas radhiyallohu anhu al-ilmu kulluhu fi kalimatayn la tatakallaf ma kufit va la tudayya ma stukfit. Shuning uchun Ibrohim al-Khawwas aytganlarki ilmni bori ikkita cümlede cemlengen. Senin için kifaya koyulgen nersege özünü uğruntulma. Senden kifayesini talep kılıngen nersene zayi kılma. Yani senin için Allah Ta'ala bir nersene zimmesine alıp koydu. Onge özünü uğruntulma. Mesela senin sebebini kilitirsen, musabbebinin neticeni kilitirişini o zimmesine alıp koydu mu? Senin için kifaya kıldı. Yani seni oranına özü koydu yani kifaya kıldı yani. Senga hojat qolmadi o'shini qilishga, tadbirni qilishga. Unga o'zingni o'rintirma. Ta takallaf. Ammo sendan kifoyasi talab qilingan narsa bor, ya'ni bajarishing talab qilingan narsa bor. Uni zoya qilma, ya'ni to'atni masalan yoki sababni. Sababni keltirishing talab qilingan, natijasini zimmasiga olgan. Sen sababni keltirishni zoya qilmagin, uni zoya keltir. Ammo natijani zimmasiga olgan, unga boshingni qotirib o'zingni qiynama. Bar ilim mana shu ikkita jumlada jamlangan degan ekan. Fa qawluhu la tatakallaf ma kufita huwa al-qism al-awwal al-madhmum. Wa qawluhu wa la tudayya ma stukfita huwa al-qism al-thani al-matlub. Biz yuqorida aytgan ikkita qism aytdik-a, mazmum qism, keyingisi matlub qism. Ma kufita senga kifoya qilingan degani o'sha birinchi qism. Ma stukfita ya'ni sendan kifoya qilishing talab qilingan degani u ikkinchi qism matlub qism. وقال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه يعني الشاذلي وكل مختارات الشرع وترتيباته ليس لك منه شيء إنما هو مختار الله لك
واسمع واطع وهذا محل الفقه الرباني والعلم الإلهامي وهو أرض لتنزل علم الحقيقة المأخوذة عن الله تعالى لمن استوى. Yine etken ekeller ki Ebu Hasan el-Şazili şeriat nimeni ki ihtiyar kılgen bursa berçe ihtiyarları, berçe tertipleri sen onge dahil kılalmayan derselerdir. Bunlar hemese Allah'ın ihtiyarlarıdır senge. Yani namaz oku dedi mi Allah'ın ihtiyar. Falan nerseni içme dedi mi Allah'ın ihtiyar. Falan nerseni kılma dedi mi Allah'ın ihtiyarlar. Allah senge ihtiyar kılıp koygen derseler. Bu derselerde sende hiç kanıka ihtiyar yok. Tingle kulak tut ve itaat kıl. Mana şu Rabbani fiqh şudur. Yani Allah subhanahu ve ta'ala'nın şer'i hükümlerine tola teslim buluş Rabbani fiqhdır. Ve ilhami ilim hem şudur. Mana şu hakik Allah subhanahu ve ta'ala'nın uzdan alınan hakikat ilmi düşediyen orun şu. Yani kimi ki Allah subhanahu ve ta'ala'nın şer'i taleplerine tola teslim bulsa o şekilde hakikat ilmiye yetken bo'ladi demoqchi. Liman istava degani kamolga yetgan kishilar uchun shu. Wa qawluhu liman istava ay kamula aqluhu wa tammat ma'rifatuhu wa istawat haqiqatuhu ma'a shari'atihi lakin la yanbaghi al-istirsalu ma'ahu fayashghaluhu 'anillahi ta'ala. Liman istava degani istiva degani bir narsaning kamolga yetishi o'zi asli. Istivoni shu ma'nosi. ولما بلغ اشده واستوى قشانكي اشد يعني قوتك يتشكن بايتته بالايات يوسف عليه السلام حقا كده ikincisi Musa عليه السلام حقا كده ولما بلغ اشده بو يوسف عليه السلام ده كده موسى عليه السلام ده واستوى هم قوشلغان يعني قشانكي اوشو قوتي يتشيب واستوى كمالغا يتكن بايتته اتيناه حكما وعلما انجي حكمت وعلما بيردي اشندك موسى عليه السلام ده İstava degani kamolga yetgani degani. Kamolga yetgan paytda biz aytamiz istivo haqidagi bahslarda istivoning ma'nosi ko'p. Faqat uni o'tirib joylashish deb tushunish noto'g'ri. Alloh subhanahu va taologa nisbatan ishlatilganda o'ziga loyiq ma'no ishlatiladi. Bunda ham insonga nisbatan ishlatilganda istivo bu yerda kamolga yetgan. Shuning uchun mevani ham yetilib pishganini mustaviy deydi. Shu yerda meva ekaningizda ayz mustaviy deding. Yetilgan-yetilganini terbir. İstiva aqli kamolga yetgan, ma'rifati tamomiga yetgan va haqiqati shariati bilan yetuk bo'lgan, tenglashgan kishiga gap shudur. Ya'ni o'sha kishiga haqiqat ilmi nozil bo'ladigan o'rin shuki shariatni ixtiyorlariga, tartiblariga to'liq o'zini topshiradi, ixtiyori bo'lmaydi. Mana shu o'rinda kishi biladi haqiqatni demoqchi. Lekin la yanbaghi al-istirsalu ma'ahu fayashghaluhu 'anillah. Lekin bu borada ham ya'ni ma'hudagi zamir nimaga qaytadi desiz o'sha banda o'sha fiqh bilan yoki ilhom bilan yoki o'sha biror ilm bilan ortiqcha mashg'ul bo'lib ketmasinki Allohdan chalg'ib qolmasin. Ya'ni Alloh taolo bilan bo'lishdan chalg'ib qolmasin, o'ziga berilgan narsa bilan mashg'ul bo'lib demoqchi. Wa ammal qismul mubah. Endi birinchi qism tadbirni mazmun u almaydi qaror qilish, jazm qilish bilan tafyiz qilmasdan. Ikkinchi qism matlub talab qilingan edi, u qaysi edi? U shariat talab qilgan narsalarni keltirish edi. Uchinchisi bo'lsa muboh. Fa huwa at-tadbiru fi amrin dunyawiyyin aw tabi'iyyin ma'a at-tafwidi lil mashi'ati wan nadari lima yabruzu min al-qudrati ghayra mu'awwilin ala shay'in min zalik. Uchinchisi muboh qismi bo'lib bu dunyaviy yoki tabiiy insonning tabiati talab qiladigan yemoq ichmoq boshqa ehtiyojlardan kelib chiqadigan ishlaridagi tadbiri ya'ni suv ichaman chanqog'im qonadi uylanaman iffat hosil qilaman savdo qilaman pul topaman kabi ishlar mana shulardagi tadbir ma'at tafvid natijani Allohga tashlagan holatda shularni taxmin qilish natijalarini bu muboh. Ya'ni topshirish farz, taxmin qilish muboh. Taqdir qilib o'lchash muboh. Ya'ni 10 ming tashayman, 11 ming qoladi deb taqdir qilib shunday o'zingizga o'lcham bichim qo'yishingiz muboh. Agar o'shani Allohga topshirib turgan bo'lsangiz. Natija. Shu muboh shakli deydilar.
tafvizin Allah'ın meşiyeti ihtiyarına tapşırgan inşallah degen halde yani ve kudretten Allah'ın kudreti nimeni zahir kısa o şimdi karagan halde. Yani Allah Teala'nın kudretine teyengen halde diye. Gayra muavvilin ala şeyin min zelik. Zelikte murad tedbir. O şey tedbirde birer nersege teyemmegen halde. Yani ben min dedim mi elbette min oladı paydamaz. Onge teyemmegen halde. Neticeni oza biç, neticeni biçi yapsız. Neticeni biçi yapsız da biçiniz mubah. O şey biçkeninizge teyemmezden Allah'ın ihtiyarı ve kudretine teyengen halde olsun. وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم التدبير نصف العيش تدبير عيشنين حياتنين يعني معيشتنين يرمي دور ديگن گپلاری من شو مانادا تشونیلدی یعنی تدبیر حیاتنین یرمی دور یعنی یرمی سببنی کلتیریش بولاد یرمی نتیجانی آلیش بولاد اوشی نتیجانی آلیش دگی تدبیر تخمین تقدیر اولچاو کلیجکنی بیچیش حیاتنین یرمی بولاد Ama Allah'ın ihtiyarı inşallah deyip Allah'ın meşiyetine tapışırken halde bozsa. Bir şartı elle yuraddidehu l-marrata ba'del marra. Yuraddidehu deki zemir tedbir yakayta diyene. Yani kayta kayta tedbir kılmasızlık şartı bile. 10 bin taşadı min kaldı. Etti gitti ben turgum 10 bin taşadı min kaldı. İndi gitti ben 10 bin taşadı min kaldı demez. Hadi kayta da olmasın ki o şey uzunu tedbirine tayinip kalmaz. O şey tedbir yani uzunu tahmini, taqdiri, o'lchoviga tayanmaslik uchun uni ko'p qaytarmasin. Shu shart bilan uni qilishlik muboh bo'ladi. Chunki ko'p takrorlansa, u aniq bo'ladiganga o'xshab o'zini taxminiga o'zi tayanib qoladi. Allohning mashiatiga tayanish esdan chiqib qoladi. Fal qadrul mubahu minhum huwa mururuhu ala alqalbi karrihi. Yadkhulu min taqin va yakhruju min ukhra. Buni muboh shu taxmin qilish, o'lcham qilish o'zligi uchun bichishni muboh qismi muboh qadari qanchaligi qanchasi muboh desangiz bir gumbazni u yoqdan havo kirib bu yoqdan chiqib ketadi-yu o'shunaqangi qalbga bir kirib o'tib ketishi muboh ammo qalbda o'rnashib aniq shunaqa bo'ladi deb qolishi takrorlash bilan bu mubohdan chiqish bo'ladi bu mazmun qaytarilganiga kirib qoladi وهذا هو التدبير بالله من شنو الله بلن تدبير قلش ديلت يعني اللهن تقديرية تيانجن خالدت ارتب بيش ديلت وهو شأن العارفين المحققين محقق يعني حق إشنا حقيقة تجيت كان عارف لرنا إيش شن دي بولا وعلامة كونه بالله أنه إذا برز من القدرة عكس ما دبر لم ينقبض ولم يضطرب بل يكون كما قال الشاعر سلم لسلمى وسر حيث سارت واتبع رياح القضاء ودر حيث دارت بو ادم عارفلارنين محققلارنين اشي شو بو اشنين بو تدبيرنين بو تقديرنين بو اولچم و بيچشنين الله كه تايانغانليغي الله билан бўлганини белгиси нима деса қилган ўша тахмини ва ўлчовларидан бошқа нарса уни тескариси юзага чиқса сиқилмайди haligi orif iztirobga tushmaydi agar siz men allohga tayanib qilyapman natijani men tadbirni alloh bilan qilyapman desangiz u keyin o'nga mingga o'n mingga bir ming qoladi desangiz ming ziyon bo'lib qolsachi keyin iztirobga tushib o'zingizni yo'qotib qo'yadigan bo'lsangiz unda sizni birinchi o'lchamlaringiz allohga tayanish bilan emas o'zingizga tayanish bilan haligi mazmum yomonlangan tadbirga tushganingiz belgisi bo'ladi tadbir billah bo'lib Allohga tayangan holatdagi tadbir bo'lsa-chi unda siz qo'ygan rejadan boshqa narsa sodir bo'lsa siz diqqat bo'lmaysiz Allohning bitgani shu ekan mashallohu qadar Allohu va masha fa'al desin deganlar Rasululloh alayhis solom ihris ala ma yanfa'uk o'zingga manfaat keltiradigan narsaga haris bo'l o'ch bo'l ha va la ta'jaz ojizlik qilma va la taqul law aytganingdan boshqa narsa bo'lsa lav agar bunaqa bo'lganda edi unaqa bo'lardi agarda bu deb agarda dema fa inna lav taftahu amal ash-shayton chunki o'sha agarda degan so'z shaytonning ishini ochadi senga qazo va qadarga xalal yetkazadi iymoningga deb turib aytganlarki va qul qadarallohu va ma sha'a fa'al Alloh o'zi taqdir qildi-yu istaganini qildi
deginde şu bilan xotirjam bo'lgin degan. Ana shu hadisga ishora. U kishi istirobga tushmaydi. Oriflar 1000 yillik reja qiling, lekin natijani Allohga tashlang. U degani bu hozir tadbir qilma degani bu tavakkaliga hamma narsani kelsa kimsa 15 qil degani emas. Tavakkul Allohga natijani tashab turib sababni keltirish. Haqiqiy tavakkul. O'shani qiling. Lekin o'sha natijani o'lchab bichayotgan paytingda o'lchab bichganim albatta bo'ladi deb emas. Alloh taolo xohlasa bo'ladi. Alloh taolo inshaalloh shuni menga yetkazadi degan e'tiqod bilan qiling. Agar shunday Alloh sababni natijasi Allohga o'ziga bog'liq deb tayanadigan bo'lsang Allohning qudratiga. Unda sen aytgandan boshqa natija kelib qolsa, istirobga tushmaysan. Istirobga tushding, demak boshida Allohga tayanmagan bo'lasan. Shoir aytganidekki, sallimli salma wasir haythu salma, salma ayol nomi. Salmoga taslim bo'lib qo'yaver. Qayerga yursa yuraver. Qazo shamollariga ergash. Qayerga aylansa aylanaver. Deb aytgan bu shoir. Ya'ni qazoga topshir, Allohning taqdiriga topshirgan, Allohning qudratiga topshirgan. Va qala fi tanvir, tanvir bu Ibn Atoullohning at-tanvir fi isqoti tadbir degan kitoblarini aytibdilar. Tadbir tanvirda aytgan ekanlarki, sekandari foyda. Ya'lam anna al-ashya innama tuzammu va tumdah bima tuaddi ilay. Narsalar bir ish maqtalib yo bir narsa maqtalib yo bir narsa yomonlansa, u nimaga eltayotganidan kelib chiqib maqtaladi yoki yomonlanadi. Bir narsa yomonlansa yoki maqtalsa, u nimaga olib boradi? Natijasi. Nimaga eltadi? Shunga qarab u maqtaladi yoki yomonlanadi. فالتدبير المذموم ما شغلك عن الله وعطلك عن القيام بخدمة الله وصدك عن معاملة الله. Yomonlangan tadbir, tadbirni tashladiyapti, kelajak haqida o'zingga bir narsalarni qiyib bitishni tashladiyotgan, hamma rejalarni tashladiyotgan demoqchi emas. Bu yerda yomonlanayotgan narsa shuki, seni Allohdan chalg'itadigan, Allohning xizmatini qilishdan to'sadigan, Allohning muomalasidan to'sadigan tadbirni yomonlanyapti. O'sha u nima uchun yomonlanyapti? Kelajak haqida bir narsani o'lchab bitish desa, seni Allohdan mashg'ul qilgani uchun. Allohning qudratini unutib o'zingga tayanishga olib kelayotgani uchun, aqidangga putun yetkazayotgani uchun, o'shuning uchun yomonlanyapti. U reja bo'lgani uchun emas. Tushundingizmi? Reja bo'lgani uchun, kelajak haqidagi tadbirlaringiz, rejalaringiz, taqdirlaringiz reja bo'lgani uchun yomonlanayotgani yo'q, balki u reja sizni Allohdan chalg'itayotgani uchun. Birinchi vaqtingizni olib chalg'itadi, ikkinchi Allohni unuttirib, o'ziga tayantirib qo'yyapti. O'sha yomon suratida. O'sha jihatdan yomonlanadi u. Wa amma at-tadbirul mahmud huwa alladhi yu'addika ila al-qurb min ila al-qurb min Alloh va yusiluka ila mardatillah. Ammo maqtalgan tadbir ham bor, u Allohga seni yaqin qilishga olib boradi va seni Allohning roziligiga eltadigan tadbir bor. Ana shu natijani Allohga tashlab turib reja qilishlik. Bu maqtaladigan tadbir bu, deydilar. Unzur baqiyata kalamihi. Ya'ni kitobni qo'yganimni o'zing o'qib ol, deyapti bu Ibn Najib. Fa hada tahriru ma zahara li fi sha'ni at-tadbir. Tadbir to'g'risida menga ma'lum bo'lgan tahrir shu. Tahrir degani masalani tahriri, tahqiqi degan. Bu masalani mohiyatini ochib, aslini yoritib berib, uni bor masalasini siz ko'rsatib bera olsangiz, asli mohiyati. Shuni tahrir deyiladi. Sharh emas, tahrir ko'pincha g'omiz, ya'ni noaniq bo'lgan yoyinki bir noma'lum bo'lgan o'rinda o'shani ma'lum qilib berish. Ko'pincha o'sha bir jumboq narsalarni yechib masalan haqiqatini ochib berishni tahrir deyiladi. Va hada tahrirul mas'ala deganda masalani tahqiqi, tahriri shuki, ya'ni odamlar buni undoq bundoq undoq deb tushungan bo'lsa, yo'q ular emas, asli gap bu yoqda deb asli mohiyatda ochib bersa tahrir deyiladi. Menga tadbir haqidagi hosil bo'lgan tahrir shu deydilar. Waqad allafa shayx radhiyallohu anhu fihi kitoban sammahu at-tanwir fi isqoti at-tadbir ahsana fihi va ajad ومرجعه الى ما ذكرنا والله تعالى اعلم. Shayx roziyallohu anhu yana sekandari bu borada tadbir borasida alohida kitob yozib
التنوير في إسقاط التدبير تدبيرini sokıt kılış yani terk kılış hakkında tenvir yani nurlantırış yani nurunu nur bahş etiş degen kitabını yazganlar juda güzel yazganlar ve juda yaxşı bajargan o'sha bahsni marji'i yani yetib boradigan xulosasi biz aytgan gap bo'ladi yani birinci gap tadbir nima reja tuzish kelajakda bir narsani taqdir qilib o'lchab bichish shu tadbir buni yomonlangan shakli o'sha tadbirni o'ziga tayanish Allohni unutgan holda maqtalgan shakli buni Alloh subhanahu va taologa tayangan holda bichib qo'yish va Allohni o'ziga tashab qo'yish o'sha natijani kelishini bu maqtalgan shakli yomonlangan shakli Allohdan chalg'itgani uchun Allohdan qalbni uzgani uchun aqidaga putur yetkazgani uchun yomonlangan deja bo'lgani uchun emas xuddi o'sha reja Allohga tayanish bilan bo'lsa Allohga bog'lanish bilan bo'lsa Allohga yaqin qiladi u reja tuzish maqtaladi mana shu masalani tahriri tahqiqi shu muallifning at-tanvir kitobining xulosasi ham shunga yetib boradi oxirida ولما كمله اطلع عليه الولي الكامل سيدي ياقوت العرش فلما طالعه قال له جميع ما قلت مجموع في بيتين وهما هاتان ما ثم إلا ما أراد فاترك همومك وانطرح واترك شواغلك التي شغلت بها تستريح وكش سكندري كتاب يوزغن لردن كين آخر جيد كين لردن كين وش كتابنا كامل ولي بغن سيدمز ياقوت العرشي وقب كوربتلر kitobni o'qib chiqib aytdilarki sen bu yerda aytgan gaplaringni hammasi ikkita baytda jamlangan ular quyidagi bayt deb turib o'sha baytda aytgan ekanlar bu yerda ya'ni borliqda Allohning irodasidan boshqa narsa yo'q tashvishlaringni tashla o'zingni tashla Allohga tashlab qo'y o'zingni Alloh subhanahu va taolodan mashg'ul qilgan ya'ni o'zing mashg'ul bo'lib turgan Allohdan chalg'ituvchi hamma mashg'ulotlarni tark qildi, rohatga chiqqan degan bayt bor. O'sha bayt xulosasi shu kitobingni degan ekanlar. Bu gaplarni aytishdan murod Qur'oni Karimdagi aqidaviy masalani amalga oshirish. U qaysi? Ala lahul xalqu val amr. Alloh aytadiki, bilib qo'ying, yaratish va amr yolg'iz Allohning o'zinikidir. Yaratish va amr yolg'iz Allohga xos. Yaratish bir narsani yasash, bor qilish. Amr tadbir qilish, u yo'qdan bor qilish. Yudabbirul amr. Alloh taolo butun borliqni ishini o'zi boshqaradi. Shuning uchun mana shu aqidamiz yo'q bo'lgani uchun odamlar baliga kasalliklar chiqaradi. Mana shu u aqidani biz tatbiq qilmagani uchun insoniyat juda ko'p boshiga mushkulotlar tushadi. Insoniyatni ko'payganidan tashvish chekib, yerni resurslari tugab qoladi bunaqada deb odamlarni qirilishi uchun tadbir qilayotganlar bor, chora qilayotganlar bor. Kasal tarqatadim, urush chiqaradim boshqa. Shu mashin iymoni bo'lmagandan, shu iymoni bo'lsa, Allohni o'ziga tashlaydi. Alloh yetkazadi hammaning rizqini. Bir asr oldin 1 milliard bo'lgan paytida insoniyat undan ko'paysa yetmay qoladi deyishardi. 7 milliard 8 milliard bo'ldi. Yana ham konlar ko'payib, yana ham boy bo'lib ketdi insoniyat. Imkoniyat. Yana 10 barobar ko'payib 80 milliard bo'lsa ham o'shunga yarasha rizq kelaveradi. Lekin shuni bilmaydi ana iymonsiz, dinsiz, aqli kaltalar. O'zlaricha reja tadbir qiladi, lekin qosir. Mana shu aqida bo'lgan dedi, insoniyatga o'sha dushmanlik bo'lmasdi. Hamjinslikni ham ortada shu tadbir turadi. Ularni chora tadbirlardan. Chunki erkakdan erkak, ayoldan ayol tug'ilmaydi. Borib-borib insoniyat kamayadi. Shuningdek, oila tizimini buzishda ham shu. Mana yaponlar yoki karislar yoki mana Rossiyaning o'zida ham millatni qisqarishi bor. Yevropaning ba'zi davlatlarida yuqori lavozimlarga boshqa millatlar kelyapti. O'zlarida yaroqsizdan qolmagandan. Yaponiyaning jamiyatini Elon Musk qariyalar jamiyati deb ataydi. Ya'ni 50 yildan keyin bir qancha shaharlar yo'qib ketadi. O'rniga boshqa odamlar kelib yashaydi. Yaponlar yo'q bo'ladi. O'z-o'zida. Urushsiz, bitta o'qsiz. Boshqalarga o'zining yurtini taraqqiy etkizib, rivojlantirib topshirib ketadi.
Ve şu nimeden o şey aile tizimini buzulgen. Şu narsaya opkegen. Narsan nima? Mana bu iman yok. Tadbir Allah'ın kolu da Allah-u Teala beredir rızkını degen narsa yok. Uzlar şey tadbir. Uyam Allah'ın kaderden taşkar demez özü asla. O şu ularını Allah'ın kaderi yıkayan şakkige Allah'ın bilgen musibeti bu. Cezası. Uzun takdirden taşkar demez uyam. Peki o şeylerde o şu iman bugün de mezak rışar. Dünyadaki uğruşlar nimeden? Bir onun uyunu basıp alıp seni uyuna meninki bulan değil. Senin tillerine meninki bulan değil. Eğer şuna kıymasa her kim özünü ayağın teyden çıkan narsa bilen şugullense Allah-u Teala bütün yeryüzüge saçıp koyken benden rızkını. Hemen mazakalı bir yaşaydı. Birbirine uğruşmaydı. Birbirini müstemleki kılmaydı. Birbirini öldürmeydi. Birbirini kırmaydı. Memleketlerinin üstünden başka memleketler bir asır, bir yarım asır zulüm kıladı. Ne demek ki? Tekirdeki tillesini alışçı. Ya ki gazını tartı alışçı. Yoyunki uzige karam kuluş için nimeler üçündür. Asasdan pul. Asasdan bu dünyanın uruşlarının 90% 95% şu mal için yemek için bugün. Bütün tarih bu için. İslami hakiki fethlerden teşkar. Şunlar hepsi bana şu kaza ve kader gibi olmayan imandan. Kaza ve kader gibi iman olsa uzunu aslındaki nesle bile bayıp kötü olur. Buranınki güzel etilmez. Buranın malı gibi buranın güzel etilmezse cencel bu muydu? Yavuzluk bu muydu? Zulüm bu muydu? Hem zulüm, sistem, hem adaletsizlik, hem peskeşlik, hem buzgunçilikler şu başkanın kolu dediği köstikçiden ya ki ozu dediği razı olmasıydan gibi çıkardı. Ayak, maşallah Allah subhanahu ve ta'ala'nın tedbirinden geteşe gendiydi kişiler. Kaza ve kaderge imanı mükemmel bugün dedi. Şuna kadar musibetlerge üçleşmezdi. Onun mukabilede o şey kimdir bir iş kımakçı buladı, savda kıladı, başka iş kıladı, aile kuladı. Allah'ın tedbiriyle teyemmesen, uzunun tedbiri bilen kıyıp biçip, mi etken diye buladı hemen derse digen, istek payda bu geldiğinde, şundan sıkılır. Ve okşam yok olsa, dikkat bulup keselen bulur. Hatta memleketlerde başka reykeller hem uzları için rece kıladı. O şu recenin neticesi elbette buluş gereği deyip çirelim şundan, sıkılıp yaşaydı. Ondan göre kişiler decen kısın, yüzyıllı kısın, meyli, minyilli kısın. Lakin neticen Allah'a teşebb, sebebini kilitirip Allah'ın kudretine bir tefviz kıp duruşken de nefsleri, kalpler rahatta yaşar düşürler. Kette kette halklar, milletlerin tepesinden tedbirlerini, çarelerini, türlü bir başkanlarını yürgüzeyken kişilerini uzu bilen gebleseyiz, uzuyen dikkat yürüyen bunu. Sıkılıp. Hala o etkeni bu gelmez, hala bu etkeni bu gelmez, hala o deyip başka türken, hala bu deyip başka türken. Mezakılı yaşamaydı, siz ona köpçülükke kapı ötekken için mezakılı yaptı böyle. Uyan içki azapta yaşayken bu. Oşa, şunu örneğe bana şu hazır ki talimatlar, şu tasavvuf, şu din, şu iman bu seç. Bu hemen ayet kerimelerden kep çıkan mağız ve kaymalar, manalar. Bu seç, oşalar mezakılı yaşaydı kişiler. Ala lehul halku vel emruna tatbiği hazırga etilgen hikmet. Bunu indi kişi tedbirlerini, hemme işlerini Allah'a tavşur edigen buluş için nime kılış gerek. Dese bunu çağırası köp zikir kılış. O için köp zikir buyurlar. Vedkurullaha kethiren. O kat çay içeti ben Bismillah deyip içeriz. Kiyim ki yetip Bismillah deyip giyiz. Resulullah ne deyip giyiyorlar? Bismillah. Elhamdülillahi lezî kesâni hâzâ ve râzakânîhî min gayri havlin minni ve la kuvve. Hâzâ degenle kiyimin namını etkiler. Bana şu köyleyini mesela, minni kiydiriyen Allah'a hamd olsun. Bu mesela ozu kiyiyebdi. Ozları satma geldiler mesela için o şeyin. Ozları mihnet bunu alıyor buluşları mümkün. Neyken dediler ki, min gayri havlin minni ve la kuvve. Minden hiç kanaka hareket, tesir, hiç kanaka kuvvet sadır bu mesela türü. Yalnız ozu tamamından bana şunu atakılıp kiydiriyen Allah'a hamd olsun deyirler. Her kim ki işte. Görüyorsunuz mu? Bana bu kişi zikirde yaşaydı. Kalbi daim Allah'a bağlanken buladı. Nefsi daim rahatta. Ruhu daim sakinette. Kalbi daim huzurda. Ve işi daim avucda. Ve Allah Teala'nın özünü inayetinde buladı. Şunu cari kılışın bizde kündelik sünnetler, sünnetlerde dualar cari kılınken. Yani şunlarını tatbik kıyan kişi kalbi bilen kısa şu dualarını. Tedbirini o şu mektelgenliğe erişen. Her bir işine Allah-u Teala'ya bağlanış, her bir işine Allah-u Teala'ya neticeni tapşırış, haletiye kalbi yetip gelir. Bu mesela bir fikirle gelince Allah'a etkeni böyle diyor, diyor ki kalbi onu sinir almaydı. Kalbi de uzunu tedbirge teyene uğradı yani. Biz köpünce Allah için inşallah Allah alasa böyle deyip koyamayız. Lekin biz köpünce
qalbimizga o'sha iymon kirmaganini qaydan bilamiz? Natija ki biz o'ylamaganda hakka bo'lgan paytda istirob chekib qolamiz yuqorida aytgandek. Bilingki, boshida Allohga yaxshi tayanmagan bo'lamiz. Ko'p ishlarimizda istirobga tushishimizning boisi shu. O'sha istirobga tushmaydigan bo'lish uchun o'shandek iymon, o'shandek Allohga topshirish hosil bo'lish uchun nima qilish kerak chora? Ko'p zikr qilish kerak. Alloh. Ko'p zikr qilish o'sha saharlarda turib zikr qilishdan tashqari turli munosabatlarda sunnatda aytilgan zikrlarni qilish. Bismillah deb ichish, bismillah deb yeyish, alhamdulillah deb qo'yish, kiyim kiyganda bismillah deb kiyish, bismillah deb yeyish, to'g'ri kirganda bismillah deb kirish, chiqqanda bismillah deb chiqish va hokazo. Har bir qadamimizga Rasul akram alayhisolatu vasallam bog'lab qo'yganlar zikrlarni. O'shalarni qilish kishining qalbini ana shunday kamolga, Allohga bog'lanishga olib keladi. U kishining ishi Allohning inoyatida bo'ladi. Buni sababni keltirish bilan natijani kutish o'rtasida farq bilish kerak. Sababni keltirish Alloh buyurgan narsa. Uni to'la qilasiz, shunchalikki sababni shunday keltiribki, go'yoki bor narsa sabab bo'lib ko'rinsin tashqaridan qaraganda. Lekin qalbingda u hech narsa bo'lsin. Allohga shunday tayanginki, sabab hech narsa bo'lsin. Sababni shunday keltiribki, bor narsa shu bo'lsin. Allohga shunday tayanki, sabab hech narsa bo'lsin. Buni tatbiqi Rasul akram alayhisolatu vasallamni ishlarida ko'rinadi. Misol uchun hijratni oladigan bo'lsa, agar Makka'dan chiqishdan boshlab Madinaga yetguncha 50 dan ortiq tadbir qilganlar deydi, chora tadbir. Masalan, Hazrat Ali'ni qo'yib chiqib ketishlari o'rinlariga. Va qorong'ida chiqib ketishlari, masalan. Va teskari yo'l bilan chiqishlari, odatda Makka tomonga emas. Chiqishlari. Va g'orda 3 kun kutishlari, mushuklar kelib atrofni qidirib qaytib ketguncha topolmasdan. Va yurgan izlarini qo'y bilan qo'yini podasini yurgizib izlarini yo'qotishlari va yo'lovchini Abdulloh ibn Arqatni 3 kundan keyin kelasan bizni olib ketasan deb uni shu yollashlari, ishchini yollashlari. Hammasi choralar, tadbirlar. Lekin shularni o'ziga tayanganmilar yo'q. Bularni go'yoki bunda shunday qilmasa qo'lga tushib qoladigandek qilinadi, qilganlar. Ammo qachonki mushriklar kelib, o'sha g'orni og'ziga kelib, go'yanki qo'lga tutgan, tushirgandek bo'lib qolishdi ular. Shunaqa darajada yaqin kelishdi. Abu Bakr Siddiq aytdilarki, "Ya Rasululloh, agar oyog'ini tayyor qarsa, bizni ko'radi hozir" dedi. Islomning kelajagidan Rasulullohni alayhi salatu vasallamning holatlaridan g'am chekib yig'ladilar Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Shunda aytdilarki, "La tahzan innalloha ma'ana." G'am qilma. Alloh biz bilan. Nimaga g'am chekasan? Uchinchisi Alloh bo'lgan ikki kishiga dedilar. Ya'ni shu sabablarni birortasi yo'q. Alloh biz uchinchimiz. Sabablarni go'yanki undan boshqa chora yo'q deb keltirganlar. Lekin u choralar hech narsa emas, bizni asli himoya qilayotgan Alloh deb turganlar. Uchinchisi Alloh bo'lgan ikki kishiga nima g'am chekasan dedilar. Shunday xotirjam o'tirdilar, g'am chekmadilar. Istirob chekmadilar. Nimaga? Chunki natijani Allohga tashaganlari uchun. Agar tadbir qilmaganlarida bizga qiyin bo'lardi. Chunki u kishini yaqinini hosil qilish qiyin narsa. Alloh taoloning sababiyat qonuniga bo'ysunish uchun sabab keltiriladi. Bu ham Allohning hukmiga bo'ysunish hisoblanadi. Lekin o'shani natijasini Allohning o'ziga tashab turishlik mana bu tavakkul deyiladi. Tadbirni tarqil deganlari shu. Rasul akram alayhisolam shu hijratdagi agar chora tadbirlari va qo'llagan turli ishlarini agar biz tahlil qiladigan bo'lsak ko'ramizki, chora tadbirni ko'rdilar va birortasiga tayanmaganlar. Oxiri Suloqat ibn Molik yetib oldi orqalaridan. Abu Bakr Siddiq qarab-qarab xavotir oldilar. Rasululloh e'tibor qilmadilar. Chunki chorani borisi qo'ldan kelganini keltirdilar sababni. Natijani Allohga tashaganlar. Suloqat ibn Molikning keyin otini oyog'i yerga botib qoldi, yura olmay qoldi. Keyin duo qiling, men otim chiqsin deyudi, oyog'i chiqsin deyudi. Rasululloh duo qildilar, keyin chiqib qaytib ketdi. Va'da berib. Birovga aytmasdik. Ko'rdingizmi? Bora tadbirni qildilar va natijasida Allohga tayandilar. Mana shu haqiqiy iymon, mana shu haqiqiy bandalik bo'ladi, ubudiyat shu bo'ladi. Bu asli iymonni talabi shu, u Allohning iymon, Alloh subhanahu taoloning ilmiga, taqdiriga, qudratiga va nazoratiga
inoyatiga tayanishdir bu. Alloh taologa bog'lanish, shu nuqtalardan bog'lanish yuzasidan bu talab qilinadi. Bu tavakkul deb shuni aytiladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi bu ilmlardan bizga manfaat bersin. Hammalarimizni tavakkul ahllaridan qilsin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.